Merhaba sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar. Ağustos 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Başaklar, bu ay hayatınızın, alışkanlıklarınızın, günlük hayatınızın şöyle bir gözden geçirilip değerlendirileceği, kendinize yeni bir düzen oluşturacağınız, kendinize daha fazla ilgileneceğiniz sizin için yılın en önemli aylarından biri. Birçok Başak Ağustos ayında doğduğu için doğum gününüzde kutluyorum. Bu ay doğan tüm Başaklar için güzel, sağlıklı, mutlu bir yıl dilerim size. 23 Ağustos'a kadar Güneş Aslan'da, daha sonra sizin burcunuzda ilerleyecek. Bu aya Aslan yeni ay tesirleriyle başlıyoruz. 28 Temmuz'da Aslan burcunda yeni ay doğmuştu ve ayın ilk yarısı içerisinde bu tesirler devam edecek. Venüs de Aslan burcuna geçiyor ayın ilk haftasında. 12. evinize geçecek. Biraz izole olmak istediğiniz, biraz kendinize döndüğünüz, içe yöneldiğiniz bir dönem. Tabii ki bir tatil olabilir. Bulunduğunuz, yaşadığınız, çalıştığınız yerlerden biraz uzaklaşabilirsiniz. Biraz yalnız kalıp kafa dinleyebilirsiniz bu ay. Kendinize de ilgilenebilirsiniz. Sağlık konuları, şifa konuları, terapi konuları gibi konular olabilir. Hazırlıklar olabilir. Önümüzdeki ay, özellikle ay sonundan itibaren sizin döneminiz daha hızlı başlayacağı için çalışmalar için biraz daha, hani burada bazı öğrenciyseniz mesela eğitiminizle ilgili hazırlıklar, düzenlemeler, işle ilgili konularda bazı hazırlıklar olabilir. Yaşadığınız mekanların düzenlenmesi, iyileştirilmesi gibi konular olabilir. Tedavileri, yine sağlık kontrollerini filan bu dönemde gündeminize alabilirsiniz. 12 Ağustos'ta 19 derece Kova burcunda Dolunay meydana gelecek. 6. evinizde meydana geliyor bu Dolunay. Özellikle sabit burçlarımızı daha fazla etkiliyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. 19 derece ve yakınlarında sabit burçlarda gezegenleriniz bulunuyor mu? Yani Kova, Aslan, Akrep, Boğa burçları. Bulunuyorsa eğer, bu Dolunay daha güçlü etkiler getirebilir size. Satürn'le birleşen, Uranüs'ten dik bir açı alan, zor bir Dolunay bu. Sert açılar var ki bunlar özellikle 9-15 Ağustos aralığında kendini daha yoğun hissettirebilir. İş hayatınız ve günlük hayatınızdaki düzeninizi etkileyecek bazı yüzleşmelerle karşılaşabiliriz. Örneğin sağlığınızı ihmal ettiniz. Bir sağlık sorunu gündeme gelebilir. Sağlığınızı bozacak bazı alışkanlıklarınız varsa bunlarla yüzleşebilirsiniz ve bunları dönüştürmek için, değiştirmek için de tabii ki bazı kararlar verebilirsiniz. Çalışma ortamınız, iş ve mesleki konularda belki sonuçlanmalar olabilir. Bir işten ayrılabilirsiniz örneğin ve bu da günlük rutinlerinizi değiştirebilir. Ya da çalışma yerinizi, düzeninizi değiştirebilirsiniz veya işte beraber çalıştığınız kişilerle ilgili bazı değişiklikler olabilir. Evcil hayvanlarınız varsa onların sağlığına biraz dikkat edin. Onlarla ilgilenmeniz gerekebilir. Yoksa belki bir evcil hayvan sahibi olacaksınız. Hizmet aldığınız, yardım aldığınız kişiler, asistanınız işten ayrılabilir. Çocuğunuzun bakıcısı, temizlikçiniz belki işte işi bırakabilir. Yani bunlarla ilgili bazı gündemleriniz olabilir. Bu da günlük hayatınızda daha fazla sorumluluk, biraz yorulabileceğiniz anlamına geliyor. İşte bu günlük hayatınızı iyileştirmek için bazı düzenlemeler yapmanız anlamına geliyor. Az veya çok bu Dolunay'dan bu tarz tesirler alabilirsiniz. 13-19 Ağustos aralığında gezegeniniz Merkür'ün olumlu açıları günlük hayatınızı iyileştirmek adına size destekler verebilir. En azından bir zorlukla karşılaştığınızda pratik bir çözüm bulabilirsiniz. Yaratıcı bir fikir ortaya koyabilirsiniz veya kendi becerilerinizden yararlanabilirsiniz. Size yardım edecek, açık veya gizli, hani yardımcılar olabilir etrafınızda, bunları hissedebilirsiniz. Yaratıcılığınızın da güçlü olduğu bir süreç. Ve 20 Ağustos itibariyle bu yılın en önemli gezegen geçişi başlayacak. Enerji gezegenimiz Mars, İkizler Burcu'na geçiyor. Mars'ın İkizler'deki seyri bu yıl çok önemli. Çünkü uzun süre kalacak. Mars 2 yıllık dönemlerle, kendi içinde özel bir döngüsü vardır. 2 yıllık dönemlerle bir burçta 6 aydan daha fazla kalır. Ve bu süreç içerisinde 2-2,5 ay kadar da retro hareket yapar. Bu sefer İkizler Burcu'nda bunu deneyimleyeceğiz. 30 Ekim itibariyle Mars gerilemeye başlayacak. 12 Ocak'a kadar gerilemesi sürecek. 12 Ocak'ta ilerleyecek ve 26 Mart'a kadar da İkizler Burcu'nda olacak. Yani önümüzdeki 7 ay Mars İkizler Burcu'nda olacak. Mars neredeyse enerji oradadır. Aksiyon oradadır. Mücadele oradadır. Mars aynı zamanda savaş gezegeni olduğu için dikkat edilmesi gereken, bizi biraz zorlayacak sert bir enerji. Sizin için de önemli bir hareket bu, çünkü ikizler değişken bir burç sizin gibi ve Mars sizin 10. evinizde olacak. Size sert bir açıda, dik bir açıda olacak. Bu oldukça güçlü bir açıdır.
Evet, sizin enerjinizi arttırır, mücadele gücü verir ama sabırsız da yapabilir, sizi agresif de yapabilir, zaman zaman çok huzursuz edebilir. Kariyer mücadelenizin öne çıktığı bir dönem. Toplumdaki statünüz, gelecek hedefleriniz, iş, güç, görev, sorumluluklar alanında çok fazla enerji harcayacağınız bir 7 aylık dönem sizi bekliyor. Bu süreç içerisinde zaman zaman daha fazla tabii ki yorulabilirsiniz. Zaman zaman özellikle otorite figürleriyle, belki aile büyükleriyle çatışmalarınız olabilir. Zaman zaman bazı kazalara, sakarlıklara daha yatkın olabilirsiniz. Sağlık konularında daha hassas olabilirsiniz. Özellikle Kasım, Aralık, Ocak ortalarına kadar olan dönemde, Mars'ın gerileme döneminde bu dönemlere, yani bu süreçlere biraz daha dikkat etmekte, temkinli olmakta fayda var. Sevgili Başaklar, önümüzdeki süreçte daha detaylı bunları tabii ki zamanı gelince konuşacağız. Evet, Güneş 23 Ağustos itibariyle burcunuza geçiyor ve sizin için artık doğum günü zamanı. Güneş yaşam enerjinizi arttırıyor. Parlıyorsunuz, dikkat çekiyorsunuz ve 27 Ağustos'ta burcunuzda 4 derece Başak burcunda yeni ay doğacak. Bu yeni ay sizin yeni ayınız. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 27 Ağustos ve yakınlarında doğduysanız, yani 23 Ağustos'la 31 Ağustos arasında doğduysanız, yükselen Başaklar, yükselen burcunuz 4 derece ve yakınlarındaysa bu yeni ay sizin için çok önemlidir. Değişken burçlarda gezegenleriniz varsa yine etkiler artacaktır. Yeni ay yenilikler demek, yeni başlangıçlar demek. Başak düzenlemelerle ilgili, hayatımızı iyileştirmek için hayatımızda bazı verim, iş konularında, sağlık konularında veya günlük yaşamımızın verimini arttırmak için bazı kararlar verebileceğimizi, bazı düzenlemeler yapabileceğimizi işaret ediyor. Yeni bir işe başlamak olabilir. Sağlık konularında kendinizle ilgilenip işte zararlı alışkanlıkları bırakabilirsiniz. Bir sağlık sorununuz varsa tedaviye başlayabilirsiniz. Fiziksel görünümünüzde bir imaj değişimi de olabilir. İlişkilerinizle de ilgili önemli kararlar verebilirsiniz. Yani bu yeni ay döngüsü her türlü ilişkinizde, kariyerinizde etkileyebilecek, ilişkilerde yenilikler getirebilir. Yer değişimleri gibi bazı hayatınızda yine daha önemli kararlar olabilir, yenilikler olabilir. 10 Eylül'e kadar olan süreçte bu yeni ay tesirleri kendini hissettirip gösterecek sevgili Başaklar. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.